telekom operatörleri ve Metaverse. Genişletilmiş gerçeklik telekomünikasyon şirketleri için neden önemlidir? Genişletilmiş gerçeklik, telekomünikasyon için Metaverse'de en az ilgili katman olarak görülmektedir. Metaverse'ün kendisi için çok önemli olmakla birlikte, bu bölüm telekomünikasyon şirketlerinin tipik olarak sahip olmadığı, derin uzmanlıkla harmanlanmış, önemli miktarda sermaye harcamasını gerektirecektir. Büyük teknoloji ve startup bozucular, küçük işletmeler için bir iş destek grubu ve organizasyonu gibi daha iyi konumlanmış sektörler, bu alanı kazanmaya hazırlanıyor ve herhangi bir telekom operatörünün buraya katılımı ortaklıklar yoluyla sağlanacaktır. Başkaları gelecekte ne yapabilir? Telekomünikasyon şirketlerinin bu bölümdeki rolü sınırlı olsa da iki olası gelir akışı sağlanabilir. Şirket içi ara katman yazılım üretimi. Kitlesel pazarda başarılı olmak için telekomünikasyon şirketlerinin derin bilgisayar ve yazılım geliştirme yeteneklerine ihtiyacı olacak ve bu da bunu daha az çekici bir seçenek haline getirecektir. 2. Dağıtım. Dünya motorunda olduğu gibi, telekomünikasyon şirketlerinin tek bir satın alma noktası olarak hareket etmeleri için fırsat bulunmaktadır. Bununla birlikte, başarı şansı Metaverse cihaz pazarına bağlıdır. Böyle bir durumda birleştirici olarak hareket eden telekomünikasyon şirketlerinin tüketiciler için faydası azalacaktır. Telekomünikasyon firmalarının bu alana girmeden önce nelere dikkat etmesi gerekiyor? Ara yazılım üretiminde başarılı olmak için, telekomünikasyon şirketlerinin yalnızca kitlesel bir pazara ulaşması değil, aynı zamanda gerekli bilgisayar yazılım becerilerini de toplaması gerekir. Operatörler şu anda bu tür becerilere sahip değil, bu nedenle değer elde etmek için bu yöntemin yararı olmayacaktır. Bununla birlikte dağıtım çok daha çekici bir seçenektir. Telekom operatörleri ürünleri daha iyi satmalarına ve diğer oyuncuları geride bırakmalarına olanak sağlamak için uzmanlıklarından ve müşterileri hakkındaki bilgilerden yararlanabilir. Telekom şirketleri aynı zamanda tek bir üreticinin ürünlerini münhasıran satmayı veya daha geniş bir ürün yelpazesi sunmayı da düşünmelidir. İnsan makine arayüzleri ve cihazlar büyük ölçüde Oculus, Meta ve HoloLens, Microsoft gibi küresel devlerin yanı sıra çok özel durumlara cevap veren yerel oyuncular tarafından sağlanacaktır. Telekomünikasyon için temel bir kısım olmasa da bu farklılaşmak için hala önemli bir alandır. İleri görüşlü telekomünikasyon şirketleri, Metaverse'ü etkinleştiren yazılım ve donanımı mevcut mobil ve fiber paketlerde bir araya getirebilir. Bu tür hamleler, yeni Metaverse kullanıcılarının kazanılmasına ve mevcut katılımcıların hizmet almaya devam etmesine ve geleneksel donanım, el cihazı gelirlerinin ötesinde tekrar eden gelirlerin de elde edilmesine yardımcı olacaktır. Örnek çalışmalar. Vodafone tescilli bir Metaverse, Vodafone 5G Reality geliştirdi ve artırılmış gerçeklik özellikli Unreal Light gözlüklerinin yardımıyla sürükleyici bir tüketici deneyimi sunmak için Unreal'la ortaklık yapıyor. Vodafone'un 5G altyapısıyla kolaylaştırılan platform, içerik üretimi ve sosyal işlevsellik sağlayacaktır. Kullanıcıların bu ortama katılmak için Vodafone'un tescilli uygulaması Nebula'yı indirmeleri gerekecek ve artırılmış gerçeklik deneyimini geliştirmek için Unreal Light gözlükleri satın alabilecekler. Vodafone'un bağlantı için bir abonelik modeli, platformunda gerçekleşen işlemlerdeki telif hakları ve potansiyel olarak Unreal'la ortaklığı aracılığıyla yapacağı anlaşmadan para kazanması bekleniyor. Başkaları gelecekte ne yapabilir? Metaverse'ün bu katmanında telekomünikasyon için en gerçekçi seçenek dağıtımdır. Bu iki farklı biçimde olabilir. 1. Üreticilerle ortaklıklar. Sensörler, bilgi işlem cihazları ve giyilebilir cihazlar gibi kitlesel pazar cihazlarının imalatçıları, mükemmel müşteri geri bildirim döngülerine sahip dağıtım kanallarına ihtiyaç duyacaktır. Telekomünikasyon şirketleri, müşterilerini yakından anlamaları ve yüksek düzeyde tüketici güveni sayesinde bunu kolaylaştırmak için iyi bir konumdadır. Bu nedenle, telekom şirketlerinin müşterilerine satış yapmak için üreticilerle yakın ilişkiler kurmaları gerekir. Bunu yaparken, telekomünikasyon şirketleri önemli bir değer elde edebilir. Bağlantısız distribütörler. Operatörler, üreticilerle anlaşma yapmadan giyilebilir ürünleri satmaya çalışabilir. Bunun insan-makine arayüzleri üreticileri için önemli bir kanal olması beklenmiyor ve bu nedenle telekomünikasyon şirketlerinin pazarlık gücü ve marjları büyük olasılıkla önemsiz olacaktır. Telekomünikasyon firmalarının bu alana girmeden önce nelere dikkat etmesi gerekiyor? Telekomünikasyon şirketlerinin odaklanması gereken iki husus vardır.
Belirli insan-makine arayüzü satışı için kendilerini birincil kanal olarak konumlandırmak için doğru üreticileri bulmak, bunu başarmak için müşteri deneyiminden, güveninden ve yakınlığından yararlanmak çok önemlidir. İkincisi, münhasırlığı getirmek ve müşteri bilgilerini kullanmak, güç dengesini telekomünikasyona doğru kaydıracaktır. Deneyim sürekliliği, marka ve müşteri tabanlarından yararlanmak için parçalanmış bir pazar. Metaverse savunucuları hem bağımsız hem de kurumsal içerik oluşturuculardan meydana gelen, merkezi olmayan bir deneyim sürekliliği varsayar. En parçalı katmanda deneyim sürekliliğini 3 kategoriye ayırabiliriz. Tüketici metaverse'ü, kurumsal metaverse, endüstriyel metaverse. Deneyim sürekliliği neden telekomünikasyon şirketleri için önemlidir? Güçlü markaları ve geniş müşteri tabanları sayesinde telekomünikasyon şirketlerinin bu segmentlerde kazanacağı çok şey var. Küresel ve yerel oyuncular, konumlandırma, pazara açılma, tanımı ve müşteri deneyimine dayalı olarak bu alanda başarılı olacak. İçeriğin film stüdyoları, yayın devleri ve yayıncılar dahil küresel piyasalara sahip şirketler tarafından geliştirilmeye devam etmesi muhtemel olsa da telekomünikasyon da dahil olmak üzere bu alanda birçok sektörden farklı büyüklükteki şirketler için fırsatlar bulunmakta. Örnek çalışmalar, diğerleri ne yapıyor? Afrika'nın en büyük mobil şebeke operatörü MTN, Ambition 2025 stratejisi kapsamında kendisini Afrika pazarındaki sayısal eğilimlerden yararlanan bir teknoloji oyuncusu olarak konumlandırmayı hedefliyor. MTN, deneyim sürekliliğindeki varlığını inşa etmek için Afrika Rayır, Metaverse Ubuntuland'de 144 sayısal arsa satın aldı. Bu sayısal arsalar, Afrika sanatının, modasının, sporunun ve teknolojisinin en yenilerini sergilemek için kullanılacak. Başkaları gelecekte ne yapabilir? Metaverse'ün deneyim sürekliliği bölümü, telekomünikasyon şirketleri için büyük bir potansiyele sahiptir. Potansiyel kazanç 3 ana kaynaktan gelecektir. Canlı performanslar veya sergiler, sanal turizm veya sayısal varlıkların satışı gibi mevcut ürün ve teknolojileri kullanarak mevcut ortak ürünleri Metaverse'te başlatmak, sıfırdan yeni uygulamalar ve kullanım senaryoları geliştirmek, telekom operatörleri içerik oluşturucuların Metaverse'ün şebeke etkisinden faydalanmasını sağlamada bir ortaklık rolü oynayabilir. Örnekler arasında T-Mobile'ın Disney stüdyosuyla yaptığı ortaklığı gösterebiliriz. Ancak telekomünikasyon şirketlerinin Metaverse'e beklediklerinden daha geniş, bağımsız içerik oluşturucular topluluğuyla nasıl bir ilişki kuracakları henüz belli değil. Mevcut ürünler için satış kanallarının genişletilmesi. Şu anda çok küçük olmasına rağmen, telekomünikasyon şirketlerinin sanal vitrinler aracılığıyla deneyim sürekliliğine doğrudan katılması gerekecek. Metaverse'ün en son durumundaki ölçeği ne olursa olsun, kullanıcıları telekomünikasyon şirketleri tarafından online ve ofislerde sunulan hizmetlerin Metaverse'e geçiş yapmasını bekleyecektir. Telekomünikasyon firmalarının bu alana girmeden önce nelere dikkat etmesi gerekiyor? Güven ve bağlılığın önemli bir rol oynadığı bir sektörde, telekom şirketleri güçlü müşteri markalarından ve güvenlerinden yararlanmalıdır. Hali hazırda ürün yelpazelerinde bulunan ürünleri yeniden yazmak ve satmak iyi bir başlangıç noktası olabilir ve yeni içeriğin yaratıldığı yeni ortaklıklara doğru kayabilir. Kazananlar sadık, yoğun veri kullanan müşteriler olacaktır. Anahtar etkinleştiriciler neden telekomünikasyon şirketleri için önemlidir? Kesişen bir segment olarak telekomünikasyon, altyapı yığınının olanak sağlayan teknolojisinin finanse edilmesinde ve potansiyel olarak geliştirilmesinde rol oynayabilir. Düşük gecikmeli yüksek bant genişliğine sahip bağlantılar sağlamak için gerekli yeniliklerin çoğu zaten mevcut olsa da bunlar üzerinde verimi artıracak yeniliklerin yapılması Ar-Ge işlevleri aracılığıyla ortaya çıkarılarak mümkün olacaktır. Peki, çok yeni oyuncunun olduğu bir sektörde telekomünikasyon şirketleri de güçlü markalarının ve artan tüketici güveninin avantajlarından yararlanabilir. Telekomünikasyon şirketlerinin Metaverse'te ödeme, kimlik doğrulama ve müşteri verileri yönetimi gibi uygulamaları geliştirmesi veya ortak olması için fırsatlar mevcuttur. Özellikle birden çok Metaverse'e sahip bir ekosistemde ve merkezi olmayan platformlarda kötü aktörlerin kötü yönetişim potansiyelinde baskı yapan telekomünikasyon şirketleri, güvenlik katmanını geliştirmede ve çoklu oturum açma hizmetleri sağlamada önemli bir rol oynayabilir. Metaverse'ler arasındaki birlikte çalışabilirlik standartları önemli olacak
ve Metaverse Çalışma Grubu'nun Metaverse Standards Forum yeni duyurusu şirketlerin yeni oluşan sayısal dünyalarını birbiriyle uyumlu hale getirecektir. Örnek çalışmalar diğerleri ne yapıyor? Yenilik ve Hızlandırma Merkezi Vayra aracılığıyla Telefonica, Madrid'de bir Metaverse Yenilik Merkezi başlatmak için Meta ile bir ortaklık anlaşması yaptığını duyurdu. Program büyük ölçüde altyapıyı, anahtar etkinleştireceği ve deneyim sürekliliği katmanlarını hedefleyecektir. Ortaklık bir 5G laboratuvarını içeriyor ve yerel startuplarla geliştiricilerin Meta ve Telefonica'nın şebeke altyapısı ve ekipmanı üzerinde uçtan uca bir Metaverse testi kullanmaları için bir platform görevi görecek. Katılımcılar ayrıca Telefonica'nın açık yenilik ekosisteminden ve Meta'nın mühendislik desteğinden ve araçlarından yararlanacak. Tüm taraflar için faydalı olan bu program, Telefonica'yı yarının potansiyel Metaverse erken işbirlikleri ve kurumsal risk sermayesi kolu aracılığıyla devam eden yatırımlarıyla Metaverse'de bir lider olarak konumlandırıyor. Başkaları gelecekte ne yapabilir? Telekom operatörlerinin güvenlik ve kimlik doğrulama ile ilgili çeşitli seçenekleri vardır. Güçlü ve güvenli bir Metaverse, toplu katılım için gereklidir ve telekomünikasyon şirketleri, özellikle altyapısı ile ilgili olduğu için uzmanlıklarını bunu sağlamak için kullanabilirler. Tek hizmet noktası olarak güvenli ödeme ve yaratıcı kimlik doğrulama araçlarını etkinleştirmekte telekomünikasyon şirketlerinin açık seçenekleridir. Metaverse'ün tüm katmanları, satışları hızlandırmak için gelişmiş öneri motorları gerektirecek ve telekom şirketlerine bir başka fırsat daha sunacak. Derin bir müşteri anlayışına sahip olan telekom şirketleri, tüketicilere satışları daha iyi tasarlamak için kendi öneri motorlarını da satabilir veya oluşturabilir. Telekomünikasyon firmalarının bu alana girmeden önce nelere dikkat etmesi gerekiyor? Diğer bölümlerle yakından bağlantılı olan telekomünikasyon şirketleri, yazılım geliştirme konusundaki sınırlı yeteneklerinin ve diğer oyuncularla karşılaştırıldığında doğuştan gelen dezavantajlarının farkında olmalıdır. Bu nedenle ortaklıklar, bu segmentte değer elde etmek için çok önemli olacaktır. Telekomünikasyon şirketleri, yeni müşteriler kazanma fırsatı konusunda hızlı hareket etmelidir ve 4G, 5G'den değer elde etmek için başarısız girişimleri tekrarlamaktan kaçınmalıdır. Çözüm: başarılı olmak için yatırım yapın, yenilik yapın, ortak olun ve konumlamayı yeniden düşünün. Metaverse umutları abartılı olabilir, ancak mevcut hızlanma, birden çok faktörün gerçek bir yakınsaması tarafından yönlendiriliyor. Buysa, telekom altyapısı sağlayıcılarının görmezden gelmeyi göze alamayacağı bir durum. Metaverse ile ilgili olarak, telekomünikasyon yöneticileri aşağıdakileri dikkate almalıdır. 1. Altyapı. Önemli yatırım gerekli olacaktır. Telekom şirketleri yatırımı kolaylaştırmak ve Metaverse pazarında daha fazla değer elde etmek için OTT'lerle ortaklık kurmalıdır. 2. Dünya motoru. Telkolar, distribütör olarak hareket etmeli ve Metaverse'e tek bir erişim noktası satmak için samimi müşteri anlayışlarından yararlanmalıdır. Böylece pastanın önemli bir bölümünü ele geçirmelidir. 3. Genişletilmiş gerçeklik, parçalanmış bir ara yazılım pazarının ortaya çıkmasında büyük ölçüde bağımlı olan telekomünikasyon şirketleri, güçlü marka ve tüketici güveni nedeniyle tek erişim noktası distribütörü olarak hareket etmekten en çok fayda sağlayacaktır. 4. İnsan-makine arayüzleri. Telekomünikasyon şirketleri, marjları yakalamak için müşteri ilişkilerine sahip olmaya bakmalı. Üreticilerle ortaklıklar kurmalı, ancak birinci satış kanalı olarak hareket etmelidir. 5. Deneyim sürekliliği. Telekomünikasyon şirketlerinin bu segmentten para kazanması için 3 seçenek mevcuttur. 1. Mevcut ortak ürünleri Metaverse'te kullanıma sunmak. 2. Sıfırdan yeni uygulamalar ve kullanım örnekleri geliştirmek. Ve 3. Mevcut satış kanallarını ve ürünleri Metaverse'e doğru genişletmek. 6. Anahtar etkinleştiriciler. Telkolar Metaverse'i etkinleştiren çözümlerin sağlayıcılarıyla ortak olmak için zor kazanılmış tüketici güveninden yararlanmaya çalışmalıdır. Mükemmel müşteri anlayışı ve güveninin yanı sıra Metaverse'ü altyapı etkinleştirmede temel bir rolü olan telekomünikasyon şirketleri pastadan daha büyük bir pay almak üzere değer zincirinde ilerlemek için iyi bir konumdadır. Bunu başarmak için telekom şirketlerinin 1. Doğru ortaklıkları bulması, 2. Dahili yetenekler oluşturması veya geliştirmesi, 3. Geleneksel iş kapsamını genişletmesi ve 4. Pazarda dışlanmamak için hızlı hareket etmesi gerekecektir.